Sağlıklı ve lezzetli olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Şimdi artık tescillendi. Antalya'ya özgü bal kabağı tatlısı coğrafi işaret belgesi aldı. İşin ustası o tatlının püf noktalarını bakın nasıl anlattı. Her Ramazan'da aslında sofralarda olması gereken tatlardan bir tanesi. Hem sağlıklı, baklavaya göre daha az şeker alıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli. Üstelik artık tescilli. Antalya'nın dillere destan bal kabağı tatlısı tescillendi. Bu bölgeye özgü tatlıyı Antalya Ticaret Sanayi Odası coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını açıkladı. Bal kabağı, ceviz, tarçın, tahin, kaymak, şeker, karanfil. İşte gerekli olan tüm malzemelerimiz bunlar. Ustam kabak tatlısı sever misin? Kabak tatlısı çok severim. Bir de bu Antalya usulü olursa tadından yenmez. Kabak tatlısı tahinli, cevizli olur mu size? Bal gibi olur. Antalya usulü olur. Güzel olur. Antalya usulü kabak tatlısı yapacağız şimdi ama bunun için Antalya'ya kadar gitmeye gerek yok. Neden? Çünkü tarifi ustamızdan alacağız ve evimizde çok basit, kolay bir şekilde yapabileceğiz. Şekerimizi koyuyoruz, 180 gram. 24 saat bekleyecek. Kapağını da kapatıyoruz. Kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Bir darçınımızı ekledik. 2 parça karanfil ekliyoruz. 2 dilim de limon atıyoruz. İşlem tamam. Şimdi fırına vereceğiz. Müthiş bir şey olmuş. Bal kabağı zaten bal gibi olmuş. Şimdi sıra geldi manda kaymağına. Tahin, alabildiğince cevizimizi bolca döküyoruz. Bunu yemek olarak bile yiyebilirsiniz. İşte Antalya'nın meşhur bal kabağı tatlısı hazır. Bakar mısınız şunlara, lokum gibiler. Bunun bir değişik yeme şekli daha var. Şimdi ustam bize onu gösterecek. Arzu edenler şöyle yiyebilir. Şu kabakları böyle kaymakla, tahinle, cevizle şöyle ezip bu apayrı bir şey ve lezzet bombasına dönüştü. Şimdiden deneyene tadanım. Herkese afiyet olsun.